Arkadaşlarım da gençleri, çocuklarını ve torunlarını düşünerek oylarını vermelerini istiyoruz. Gelecek kaygısı duymak istemiyoruz artık. Belki de bu Türkiye'nin son seçimi olabilir arkadaşlar. O yüzden herkesin aklını başına devşirmesi gerekiyor, iyi düşünmesi gerekiyor. Çıkarılacak olan iş güvenlik yasasıyla daha sonrasında istenilen Cumhurbaşkanı tarafından istenilen 400 milletvekiline ulaşıldığı takdirde bundan sonra hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir seçim daha beklemesin. Geçmiş dönemlerde bazı kırgınlıklar olmuş olabilir. Yerel seçimler biliyorsunuz daha farklı ortamlarda geçiyor. İnsanlar değerlendirmelerini yaparken daha farklı değerlendirmelerde bulunabiliyor. Ki bir önceki seçimde bunları görmüşsünüzdür. 20 bin oyumuz 9 bin civarına düşmüştür. Büyükşehir Meclisi'nde ise 12.500 oy almışızdır. Onları da çok iyi anlıyorum. Sebeplerini biz de araştırıp ona göre siyaset yapmaya çalışıyoruz. Ama artık Milliyetçi Hareket Partisi arkadaşların da bizlere borçlarını ödeme günüdür. Birinci sıra olmama rağmen biliyorsunuz bir dönem önce meclise dahi giremedik. Şimdi genel merkezin bizlere bu görevi vermesi sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşımak istiyoruz ve bu bağlamda AKP hükümetini iktidarda indirecek tek partinin biz olduğunu düşünüyoruz. Çünkü %30 civarında bir baremimiz var şu anda. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ise anketlere göre %18 civarında bir baremi var. Tabii ki onlardan gelecek olan oylar, AKP'den bıkmış olan diğer siyasi düşüncedeki arkadaşlar gelsinler bu dönem Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy versinler. Bizler iktidar olma çabası içerisinde değil, iktidar olacağımızı iddia ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Turgut'ta oyunu 35 bin 40 bin liraya çıkarıp Manisa'da da birinci parti yapmayı, Türkiye'de de iktidar yapmayı hedefliyoruz. Artık bizlerin gelecek kaygısı olmasın arkadaşlar. Siz sayın gazetecilere de geldiğiniz için